Radyoterapiden farkı aslında çok fazla. Radyoterapi 100 yılı aşkın süredir kullandığımız bir tedavi şekli dedik. Ve de artık birçok şey çok standartlaştı radyoterapide. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler radyoterapiye çok fazla bir şey katmadı. Ve de bir anlamda radyoterapi tıkandı diyebiliriz. Tabii ki hali hazırda doğru indikasyonlarda çok başarılı sonuçlarda radyoterapiyle alınmakta. Radyo cerrahi ve CyberKnife'la uyguladığımız bu tedavi bize yeni bir açılım sağladı. Normalde tedavi süresini 7-8 haftalardan birkaç güne kadar indirdi. Bir kere tedavi süresinde bir kısalmaya yol açtı. Bu tedavi süresindeki kısalma sonucunda biz gördük ki normal radyoterapi bağışıklık sistemini baskılarken CyberKnife'la uyguladığımız tedavi bağışıklık sistemini uyarıyor. Son yıllarda immünoterapiler çok gündemde, kanser tedavisinde çok iyi sonuçlar veriyor. Radyo cerrahiyi bu immünoterapilerle birlikte kullandığımızda uyguladığımız tedavi hastanın bağışıklık sistemini uyardığı için bu immünoterapiler daha başarılı sonuçlar veriyorlar. Bu nedenle de zaten son yıllarda radyoterapi pratiğinin büyük bir bölümünü radyo cerrahi oluşturmakta. Ben 1998'den beri bu tedaviyi uygulayan bir hekim olarak bu değişime çok yakın şahit oldum. Tabii ki ilk bunun yaygınlaşması, ilk kalkış çok zor oldu. Ama şu anda özellikle bu tür tedavilerin uygulandığı ileri ülkelerde radyoterapi pratiğinin yarısından fazlasını radyo cerrahi oluşturuyor diyebiliriz. Ülkemizde de bu oran süratle artmakta.